Tevfik abi olaya el koydu. Tevfik abi pansiyona davet ettim. Babaannemi misafirlerimiz var bir oda açalım dedim. Önce parasını peşin ödesin gözüm tutmaz dedi. Yalvardım yakardım ama ikna edemedim. Sen de lobiyi kullanıyorsun parasını ver dedim. Ne lobisi ya? Sanırsın 5 yıldızlı otel küçücük pansiyon tutturdu paramı ver diye. Ben anlamam sabahtan geliyorsun. Akşama kadar burada pansiyondan nefes alıyorsun. O aldığı nefesin parasını ödeyeceksin dedim. Babaanne, bak ben senin torununum. Yapma böyle insan torunundan para alır mı? Ben torun morun anlamam. Benim paramı ver. Tevfik abi çıkarttı biraz daha para verdi ve sustu babaannem. Geçip içeriye oturduk. Sonra Tevfik abiyle sohbet etmeye başladık. Hep böyle midir babaanne? Hep böyledir. Hep böyle olur mu ya? Melek gibi kadındı babaannem. Annem babam da öyleydi. Arkadaşlarım, dayım, yengem, kuzenim, komşular, kasabanın bütün insanları herkes çok iyi insanlardı. O kadar mutluyduk ki biz Tevfik abi. Sonra ağlamaya başladım yine. Tutturamıyorum kendimi. Ağlaya ağlaya eski günlerimizi anlattım. Burası dünyanın belki de en mutlu kasabasıydı Tevfik abi. Herkes birbirini tanır, herkes birbiriyle iyi geçinirdi. Çocuklar sokaklarda oynar, insanlar evlerinin bahçesinde oturup sohbet eder. Kimse ihtiyacından fazla olanı istemezdi. Herkes çok güler yüzlüydü. Herkes birbirine yardım ederdi. Ben mesela sabah kalkar annem babamı sohbet eder, kahvaltı ederim. Sonra babaannem uğrar, sarılıp okula giderim. Babam babaanne uğra hayır duası al öyle de okula giderdi. Şuna bak hayır duasını bile parayla satar artık. Öyle değişti. Neyse okuldan erkenden çıkar. Sonra kalktı arkadaşlarımızla oyun oynardık. Akşama kadar annem babam erkenden eve gelirdi. Birlikte sohbet eder konuşur. Ailece gül oynaya yaşardık. Herkes böyleydi. O kadar huzurlu günlermiş ki anlatamam. Burnumu fırt fırt diye çekerek devam ettim. Burası yemyeşil bir kasabaydı. Tevfik abi herkesin evinin bahçesinde onlarca ağaç vardı. Üstünde kuşlar, sincaplar var. Şimdi kuş bile bizi terk etti Tevfik abi. Kuş yok kasabada gelmiyorlar. Yuva yapabilecekleri bir ağaç yok. Çünkü köpekler bile gitti. Tevfik abi köpekleri kovdular. Ama pet shoplar açtılar. Orada köpek satıyorlar. Kimse birbirine selam vermiyor artık Tevfik abi. Herkes birbirine düşman gibi bakıyor. Birbirini görünce kapıları kapatıyorlar. Perdeleri kapatıyorlar. Çocukları da sevmiyorlar artık Tevfik abi. Biz onlara fazla geliyoruz. Sürekli bağırıyorlar bize. Sürekli ne yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Bizim robot gibi olmamızı istiyorlar. Günlerce o kadar çok dolmuştum ki. Anlattıkça ağladım. Ağladıkça anlattım. Bir an ne oldu bütün bunlar? Peki dedi Tevfik abi. Bilmiyorum her şey yolundaydı. Bir gece yattık ve yatarken her şey normaldi. O sabah uyandığımızda her şey değişmişti. Bir daha toplayamadık zaten. Çığ gibi büyüdü her şey. Ben anlatırken Tevfik abi notlar aldı. Dikkatle dinledi ve önemli gördüğü yerleri tekrar tekrar sordum. Demek ki o gece bir şey oldu kasabada. Bir şey oldu ama ne? Bilmiyorum ama kesin bir şey oldu. Herkes etkisi altına alan bir virüs gibi düşün. Her şey iyi güzel de sana neden bir şey olmadı? Diğerlerinde olan ama sende olmayan şey ne? Ha, hapşu. Ne oldu yine? Biri yerleri paspasladı. İkisi deterjan alerjim var. Hapşu. Dur bakalım çözeceğiz. Bu arada benim karnım açtı. Nerede yemek yiyebilirim? Nesi meşhur buranın? Tevfik abi bize gidelim diyeceğim ama bizde sadece kereviz sapı var. Doymazsın. Burası aslında hamur işleriyle, ekmeğiyle, poğaçasıyla meşhur bir yer. Yani isminden de oradan alıyor zaten kasaba. Seni gezdiririm buğday tarlalarında. Bozuk değirmene gideriz. Puftik hamur işleri fabrikasına gideriz. Buralardaki ekmeklerin, poğaçaların, böreklerin, pastaların hiçbir yerde olmadığını, buradakilerin lezzetini bambaşka olduğunu söylerler. Ben bilmiyorum tabii. Söyledim gluten. Hiç yemedim. Çünkü gluten alerjim var. Zaten senin de gluten alerjin var. Sen de yemezsin. Gerçi senin her şeye alerjin var ama olsun sen bir insansın. Aynen öyle. Ha ha ha. Hapşu.
O sırada pansiyonun pencere kısmında bir gördüm. Ellerinde kağıtlarla yine koşuyordu. Hızlıca camı açıp arkasından seslendim. Kasım abi ya da Asım abi beni duymadı. Neyse şimdi onunla uğraşamazdım. Yeterince derdim vardı. Bu kadar derdi bir de Tevfik abinin karnını doyurma çekilmişti. İç raporlar. Babaannemden rica minnet bir tavak salata ve bir kase çorba alabildik Tevfik abi için. Onu yedi. Sonra neler olup bittiğini rapor etmek için birlikte kasabayı gezdik. İlk raporlar. Babaannemden rica minnet bir tabak salata ve bir kase çorba alabildik Tevfik abi için. Onu yedi. Sonra neler olup bittiğini rapor etmek için birlikte kasabayı gezdik. Önce bize gittik. Annem Tevfik abiye zorla çimen suyu içirdi. Kereviz sapı kemirtti. Tevfik abi hep böyle mi dedi? Dedim. Evet. Hep böyle. Sonra öğretmeni yolda gördük. Koluma yapıştı öğretmenim. Yürü okula dedi. Yürü çabuk hemen bir şeyler öğrenmen lazım. Sana öğretmen gereken şeyler var. Çabuk dedi. Okullar kapalıydı normalde. Ama bütün çocuklar okuldaydı. Bir tek ben gitmiyorum. Beni yolda görünce hapishaneden kaçmış mahkumu yakalamış gibi çekiştirip okula götürmeye çalıştı. Zor kurtuldum elinden. Test çöz kitabı okulda açılış diye bağırdı arkamdan ben kaçarken. Tevfik abi hep böyle mi dedi. Evet hep böyle dedim. Sonra bir sendere gittik. Birisinin İtalyanca, Litvanca, Japonca öğretmeni, basketbol hocası, voleybol hocası, yüzme hocası, at üstünde resim yaptıran resim hocası, santranç ve robotik hocası hepsi bir masasının etrafında toplanmışlardı. Ahsen teyzenle toplantı yapıyorlardı. Birisini görebilir miyiz dedim. Bak orada dinleniyor dedi teyzem. Başını kitaplara yaslanmış uyurken gördük. Birisinin küçücük kalmış. Ben acıyarak birisini izlerken teyzemin çığlığıyla kendime geldim. Birisinin başarı uyanma vakti 10 dakika 8 saniye duyuyorsun. Kalk çabuk. Tevfik abi hep böyle mi dedi. Evet. Birisinin annesi hep böyle. Ardından biliyorum diye gittik. Elinde bir avuç yemlere yem atıyordu kuşlara. Yem atmak ve Veli amca. Veli amca ve kuşlara yem atmak. Atmak Veli amca. Düzeldi mi? Eski günlerine mi döndü acaba dedim. Kolay gelsin Veli amca. Ne güzel kuşlara yem atıyorsun. Ya ben de kısımda doğru dürüst kuş kalmadı. Hepsi terk etti bizi diyordum. İyi ki yem atıyorsun. Oh. Gittiler evet ama kalanlar bize yeter. Bomboş uçuyorlar havada. Bari yakalayayım da satayım gökyüzünde. Boşa kaptıyorlar. Boş gezegen hayvanlara tamir edemiyorum. Bana para kazandıramıyorlar. Anladım ki değişen bir şey yokmuş. Karıncaları bile yakalayıp satacak yakında bu Veli amca dedim içimden. Tebrik abi hep böyle mi dedi. Dedim evet hep böyle. Kasabadaki keşfimiz devam ediyordu. Tevfik abi durmadan notlar alıyordu. Bir sonraki durağımız Meral Sever Celal Çokkalların eviydi. Üçüncüde bilgisayarın başına oturmuş pür dikkat ekrana bakarken bulduk. Nasılsınız Meral teyze? Niye alışveriş mi yapıyorsun internetten? Evet evet bu alışveriş çok önemli. Geç otur sen de fikrini söyle dedi. Ne alıyoruz yine? Sever ablanın evlenmesi geldi. Ona münasip, ona yakışır. Sever'ime uygun bir eşe bakıyoruz dedi. Ve şap diye bir öpücük bıraktı Sever ablanın yanağına. Tövbeler olsun. Eş internetten mi bakılır Melal teyze? Deliydiniz mi siz ya? Vaktimiz yok çocuğum. Bu en iyisi. Sever hangisini severse onu alacağız. Parasıyla değil mi? Bu nasıl sevelim? Bunu alalım mı sana? Çokal ailesinin saçma sapan alışverişiyle baş başa bırakıp oradan ayrıldık. Tevfik abi hep böyleler mi dedi? Dedim evet hep böyleler. Oradan Fikriye yengemlere gittik ama içeriye giremedik. İçeri değil mahalleye bile giremedik. Tevfik abinin deterjanı alerjisiyle Fikriye yengemin temizlik takıntısı birbiriyle kapıştı. Yengem garip geldi. Yine de onu karşıdan görmeye başarabildik. Bak Tevfik abi şu karşıdaki sokak lambalarının tozunu alan kadın Fikriye yengemişti. Hep böyle mi dedi Tevfik abi bana. Evet yengem hep böyle.
dedim. Sonra Fehmi abilere gittik. Fehmi abi hastanede bir süre yatıp geri çıkmıştı. Onu evde ne vaziyette bulacağımızı bilmiyordum. Kapıyı çaldık, annesi açtı. Elinde bir telefon vardı. Fehmi abi evde mi? İyi. Fehmi abi diyorum, evde mi? Hı. Telefondan başını kaldırmıyordu. İzin isteyip içeriye girdik. Fehmi abinin babası televizyon seyrediyordu. Hasan amca merhaba, biz Fehmi abiye bakmıştık. Neyi? Fehmi abi vurdu mu diyorum. Vur oğlum ya, vur da gol olsun. Aslan oğlum benim, ben aslanım, benim kuçum. Hasan amca kendi oğlunu ortalıkta yok. Televizyonda futbolcuları oğlum diyorsun. Fehmi yok, Fehmi. Çıldırmak üzereydim. Tevfik abi kolumdan tuttu. Gel gidelim dedi, çıktık. Hep böyle bütün kasabayı dolaştık. Her gittiğimiz kapı Tevfik abi hayretlere düşürüyordum. Sayfalarca not aldı. Yarın devam edecektik. Pansiyona dönerken Asım abiyi gördüm. Elinde kağıtlar yine koşuyordum. Arkasından seslendim. Kasım abi ya da Asım abi beni duymadı. Neyse, şimdi onunla uğraşamazdım. Bir sürü işim vardı. Buğdaylı'nın kısa tarihi. Sonraki günlerde sabahtan akşama kadar bütün kasabayı dolaştık. Tevfik abi kasabalar hakkında notlar aldı. Ama bu bilgiler sorunu çözmemiz için yeterli değildi. Bütün kasabayı dolaştık. Herkese görüştük mü? Evet Tevfik abi, herkese görüştük. Emin misin böyle kimsenin bilmediği, daha başında yalnız yaşayan falan var mı? Ne bileyim Tevfik abi, çocuğum ben, nüfus müdürümün tanıdığım herkesi gösterdim işte. Ve hiçbir ipucu bulamadık. Tevfik abi kasaba hakkında detaylı bilgi istiyordu. Aslında bu kasabanın en iyi oranın yaşlıları anlatır. Ama buğdaylı aklı başında yaşlı da kalmamıştı. Hepsi çok genç olduklarını iddia ediyorlardı. Yaşlılığı kimse kabul etmiyordu ki. Yırtık kotlarla camiye giren dediler. LED aydınlatmalı baston kullanan dedeler türedi kasabada. Onların sözüne itibar edemezdim. Kasaba hakkında daha önce onlardan dinlediğim hikayeleri birleştirirken bir şeyler anlattım Tevfik abiye. Şimdi Tevfik abiciğim, bizim atalarımız burayı yıllar önce göç etmişler. Çok yol gitmişler, günlerce at sürmüşler. Tam buraya geldiklerinde onları uçsuz bucaksız buğday tarlaları karşılamış. Buğday başakları rüzgarda dans ediyor, içinde kuşlar havalanıyormuş. Atalarımız bu manzara karşısında o kadar büyülenmişler ki biz burada yaşayalım demişler ve burada yerleşmişler. Hani nerede şimdi o buğday tarlaları dedi Tevfik abi. Hepsini inşaat yaptılar Tevfik abi. Birini havaalanı yaptılar, işte biri duruyor sadece. Buğday tarlalarının en büyüğünün içinde bir tane bozuk değirmen varmış. Eski yıkık dökük bir değirmenmiş. Bu servetle kötü olduğunun var ya, o. Var ya, onun büyük büyük dedesi varmış Dekit Efendi. Onun aklında bu bozuk değirmeni çalıştırmak gelmiş. Gidelim çalıştıralım, böylece buğdayda onu yapar geçiniriz demiş. Kimse gitmemiş, bozuktur o, çalışmaz demişler. Ama Nakit Efendi dediğini yapmış. Değirmene gitmiş, kapıyı çalmış. Ama açın olmamış. Kapıyı zorlayarak içeriye girdiğinde duvarların, yerlerinin, tavanın, her yerin bembeyaz bir tozla kaplı olduğunu ve içeride çok yaşlı bir dedenin yattığını görmüş. Sonra anlatıyorum Tevfik abi, bekle çocuğum, ben yavaş yavaş anlatıyorum. Nakit Efendi dediği görünce şaşırmış. Ne diyeceğini bilememiş. Ama dede diyeceğini çabucak demiş. Her şükür gelen biri oldu. Değirmen bozulduğunda beri buradayım. Bir kişi de gelip kapımı çalmadı. Ben ölüp gitmeden gelmeni çok severdim. Bu tozu al, şunun içinde, bunun içinde bunu kat. Bu tozla ekmek yap. Şimdi artık gözüm açık gitmem demiş. Dur dedi, nereye gidiyorsun? Dur bekle. Aman dede demeyi. Kalmadan gözlerini bir daha açmamak üzere kapatmış. Aa, ölmüş mü adam? Gözlerini bir daha açmamak üzere kapatmış dediğimiz zaman bu ne anlama geliyor Tevfik abi? Türkçe dersi en sevdiğimdir. Neyse, Nakit Efendi dedenin dediği gibi değirmenden aldığı tozla gidip ekmek yapmış. Ama ne ekmek? Hemen değirmenin olduğu yere gidip tuzu paketlemeye, insanlara dağıtmaya ve yeniden üretmeye başlamış. Sonra buraya pufti kamur işleri dükkanı açmış. Sonra onun oğulları, onun torunları derken iş büyümüş, fabrika kurmuşlar.
Sen demiştin ya burası hamur işleriyle meşhurdur. İşte böyle açılmış Pofidik Hamur İşleri Fabrikası. Kasabadaki insanlar burada çalışıyor. Ana fabrikada un üretiliyor. Yanındaki fabrika sadece kabartma tozu üretiliyor. Asıl Siro tozu diyorlar. Sırrını kimse bilmiyor. Adını da Jet kabartma tozu fabrikası diyoruz. Hani o değirmendeki dedenin verdiği tarif işte. Tarif sadece nakit oğulları ailesinde. Biz şimdi kabartma tozlarından ekmekler, parçalar, kekler, börekler yapıyorlar. Bütün kasabada oradan un ve kabartma tozu alıyor. Geçim kaynağımız pofidik hamur işleri yani. Tebrik abi notlarını alırken birden alarmı çaldı. Bugün bu kadar yeter. Saat 5 mesaim bitti dedim. Bu Tevfik abi de enteresan adamdı. Sohbet ediyor. Sohbetin mesaisi mi olur? Saat tam 5'te çalışmaya bırakıyordu. Ama olsun o da insan. Bu buğdayların gezip gördüğü bilecek bir yeri yok mu yahu? Gelmişken gezeyim dolaşayım dedi Tevfik abi. Valla eskiden vardı Tevfik abi. Göller vardı, kurutular, orman vardı. Ağaçları kestiler. Tarihi binalar yıkıp yerine ev yaptılar. Seni götürebileceğim tek yer işte pufti kumur işlerinin oradaki bozuk değirmen. Onu diyordum. Tek buğday tarlası kaldı. O da fabrikanın oradaki tarla. O bozuk değirmen de müze, buğday müzesi. Hala duruyor mu bilmiyorum. Servet Nekitoğlu oraya da saklandıysa duruyordur. İstersen gidelim. Buğday müzesi. Yıkılıp yıkılmış bütün o buğday tarla önünden geçtik Tevfik abiye. Sürekli buralar hep buğday tarlasıydı Tevfik abi diyordum. Kendimi durmadan geçmiş günlerden bahseden dediler gibi hissediyordum. Ama öyleydi. Kısacık zamanda mahvetmişlerdi buğdaylıyı. Buğday müzesine doğru yürürken fabrikanın orada Asım abi gördüm. Arkasından Kasım abi. Ya da Asım abi diye seslendim. Ama sesimi duymadı. Fabrikaya doğru koşuyordu. Peşinden gideyim dedim ama daha Tevfik abi gezdirecektim. Bütün işimi gücümü bitirmiş. Bir de Tevfik abi gezdirmek işi başıma düşmüştü. Müze iki katlıydı. Alt katlarındaki tıfendinin yağlı boya tablosu, eski yelekler, bu eski buğday tarlaları, resimleri, taş değirmenler, geçmişten gün müze ekmek fırını, fotoğraflar, ekmek tekneleri, fırın kürekleri vardı. Bir başka bölümde buğday ve ekmek çeşitlerini anlatan bir pano vardı. Müzenin alt katının duvarları buğday başaklarıyla süslenmişti. Tevfik abi içeriye girer girmez hapşırmaya başladı. Yine ne oldu dedim. Alerji dedi. İyi de buğday yersek alerjimiz oluyor. Görürsek diye seninki ne biçim gluten? Glutenden değil, yağlı boyaya da alerjim var. Şu tablo hapşırtıyor. Nakit Efendi'ye alerjim var resmen. Tevfik abi benim de torunumun torunu Servet Nakitoğlu'ya alerjim var. Tevfik abi daha fazla dayanamayacağı için üst katta çıktık. Üst katta müzenin en ilginç bölümlerinden biriydi. Burası Cihat Kabartma Tozu Fabrikası'nın tarihi yolculuğu gibiydi. Aa bunlar da ne? Hani sana dedim ya bir bölümde sadece kabartma tozu üretilir diye. Oranın adı Cihat Kabartma Tozu Fabrikası işte. Burası aslında. O tozun müzesi. Nakit Efendi bozuk değirmendeki dededen kabartma tozunun tarifini almış. Sonra da fabrikayı kurmuşlar demiştim ya. İşte önce bu tozu poşetlerin içinde satmış. Bak bu poşetler ilk poşetler. Üzerinde hiçbir şey yazmıyor. Sonra poşetlerin üzerinde dededen buğdayla yazmış. Sonra işte dede kim sorusu o kadar çok sorulmuş ki doğadan buğdayla yazmış. Tek tek duvardaki çerçeve yerleştirilmiş. Kabartma tozu ambalajlarını geziyorduk. Tevfik abi turist gibi bakıyordu paketlere. Japonlar gibi fotoğraflarını çekiyordu. Gerçi Tevfik abi turist sayılmazdı ama olsun. O da insandı. Bak Tevfik abi sonra Nakit Efendi'nin oğulları işi büyütüp Takitoğlu kabartma tozu fabrikasını kurmuşlar. Bu ambalaj fabrikanın kurulduğu ilk yılın ambalajı. Takitoğlu kabartma tozu. Ne kadar da lezzetli. Allah Allah, Nakitoğlu değil miydi? Niye Nakitoğlu yazıyor? Sorma Tevfik abi. Bu Nakitoğulları iyi hoş insanlar. İyi hoş insanlar da dilleri bazı harflere dönmüyor. Kuşaktan kuşağa geçen bir hastalıkları var. Her kuşak başka bir harfi söyleyemiyor falan. Böyle garip bir aile. O sıra bunlar ne harfini çıkartamıyorlar. Ambalajdaki Tıkoğlu diye çıkıyor. O kadar da kalsa iyi. Sonra bütün kasaba yavaş yavaş N harfini söyleyememeye başlıyor. Ne haber, nasılsın? Ne haber, nasıl gidiyor diyecekler mesela.
Tabi ertesi gidiyor diyorlar. Hadi ya ne kadar ilginç. Bak burada da değişmiş ambalajlar. Evet. Ve harfiyle ambalaj üretmemeleri gerektiğini fark edince yeni bir isim arıyorlar. Sevimli kabartma sözü yapıyorlar. Fabrikanın adını fakat bir sonraki kuşak şeyleri ve şeyleri söylemiyor. O da sana tevimli kabartma tozu. Bu sefer bütün kasaba şeyleri ve şeyleri söyleyememeye başlıyor. Mesela Serpil ve Sami birbirine seni seviyorum diyecekler. Ama seni seviyorum Tami. Ben de seni seviyorum Terpil diyorlar. Ha, çok komik ya. Bence de komik ama o yıllarda yaşayan kasabalılar için öyle değil. O yüzden hop bir daha değiştiriyorlar ismi. Bak gel şuraya gidelim. Bu ambalajların üretildiği yıllarda fabrikanın ismini bozuk değirmen koyuyorlar. Fakat bir sonraki kuşak gıhaları yutuyor. Şimdi bak aslında şöyle yazıyorlar. Bozuk değirmen. Bozuk değirmenden bugüne. Ama şöyle okuyorlar. Bozuk değirmen. Bozuk değirmenden bugüne. Son işi tahmin edersin. Bütün kasaba gıhaları yumuşak G'leri yutmaya başlıyor. Sağ ol yerine sağ ol. Sağlık yerine salık. Ağız yerine ağız falan. Değişik bir Türkçe ile konuşmaya başlıyorlar. Allah Allah, anlattıkları çok ilginç yahu. Hadi Tekitoğullarında genetik bir bozukluk var. Onların aile böyle ama kasabanın tamamı neden bozuluyor? Bozulma böyle bir şey çünkü Tevfik abi. Bir kişi yanlış konuşursa diğer herkes yanlış konuşmaya başlıyor zamanla. Bak gel buradaki ambalajlar tam bir facia. Bunları mutlaka görmelisin. Aa ne yazıyor burada ya, okuyamıyorum. Buradakiler artık ne harfini söyleyebiliyoruz diye tekrar eski ismi geri dönüyorlar. Takitoğlu kabartma tozu yapıyorlar fabrikanın adını. Ama sonraki kuşak sesli harflerin tamamını yutarak dünyaya geliyor. O zaman da işte bu ambalajlar çıkıyor ortaya. Ne? Ke, te, he, le, kabareteme, toze. Böyle işte. Aman Allah'ım. Kasabanın nasıl konuştuğunu düşünemiyorum bile. Aynen öyle. Ne haber diyecekler? Nebere. Selam diyecekler. Selam. Nasılsın diyecekler. Neselisin. Başları daha fazla belaya girmeden hemen değiştiriyorlar fabrikanın adını. Bu da son ambalaj sanırım. Jet kabartma tozu. Bence bize en şanslı nesiliz Tevfik abi. Niye? Kabartma tozu ambalajlarımızda aslında jet kabartma tozu yazıyorlar. Servet Nikitoğlu aceleci bir adam. Hamur bir an önce kabarsın diye jet koyuyor markanın adını. Fakat Servet amca şeyleri söyleyemiyor. O yüzden biz jet kabartma tozu. Biz jet kabartma tozu tüketiyoruz. Alfabemizde J harfi en az kullanılan harflerden biri olduğu için sorunsuz geçinebiliyoruz. Jeton'a jeton diyoruz. Jet'e jet diyoruz. Jandarmaya jandarma. Şarja jaj diyoruz. Ama yine de götürüyoruz. Büyük sıkıntı değil. En azından atalarımızın yaşadığı kadar büyük bir sorun değil. Dur bir dakika. Buğdayda herkes mi J'leri söyleyemiyor? Evet şu anda hiç kimse söyleyemiyor. İyi de sen söyleyebiliyorsun. Evet, bir tek ben söyleyebiliyorum. Garip ama bir tek ben söyleyebiliyorum. Ve herkesin abartıp durduğu bu salgından da bir tek ben etkilenmedim. Evet, o zaman sende bir şey var. Bütün bu olaylardan neden bir tek seni etkilenmiyorsun? Sorunu kasabalıda arıyoruz ama yanlış yere bakıyoruz. Sana bakmamız, seni incelememiz lazım. Benim neyimi inceleyeceksin? Tevfik abi 10 yaşında çocuğum ben. Diğerlerinde olan ama sende olmayan ya da diğerlerinde olmayıp sende olan bir şey var. Bunu bulmamız lazım. Hemen başlıyoruz. Hatırlatırım. Mesai saati dışındasın Tevfik abi. Sevdiğin iş yaparken mesai saati yoktur evlat. En başından başlıyoruz. Müfettiş değil mi? Dedektif mi? Dedektif mübarek. Ama neyse o da insan. Beni tanıyalım. Kendimi hikayenin en başında tanıtmalıydım. Ama sonuna kısmetmiş. Evet, en baştan başlayalım. Anlat kendini. Kimsin sen? İşte 13 sene önce doğdum. Annemle babamın oğlu, babaannemle dedemin torunu, dayımın, teyzemin, yengemin, yeğeni, kuzenlerimin, kuzeni, arkadaşlarımın arkadaşıyım. Tüm bu şekil gördüğün gibi. Sokakta oyun oynamayı, evde sohbet etmeyi, kitap okumayı, bir şeyler yazmayı, hayaller kurmayı severim. Ailem benim için çok önemlidir. Ama tabii ki bütün bunlar şu abartma salgınından önceydi.
Ben değilim artık Tevfik abi. Çok şey değiştim. Yahu bildiğim şeyleri anlatmasana. Bilmediğim şeyleri anlat. 3 sene önce sünnet oldum. Ne alaka? Bilmediğim bir şey anlatıyorum işte. Yahu öyle değil. Özelliklerin ne? Ön yıkama programım, sıkma kurutma özelliğim var. Çamaşır makinesi miyim ben Tevfik abi? Of, senin diğer çocukların evden özelliğin ne mesela? Bana göre bütün çocuklar birbirinin aynısıdır Tevfik abi. İnsanlar çocuklar birbirinden ayrılmazlar. Herkes eşittir. Ben mi öğreteceğim sana bunları Tevfik abi? Ben onun yaşındayım. Bak şöyle anlatayım çocuğum. Soruyu anla önce. Mesela ben alerjik bir çocuktum. Toza alerjim vardı. Diğer çocuklara futbol oynayamazdım. Çimene alerjim vardı ve onlarla pikniğe gidemezdim. Bu özelliğimle onlardan ayrılırdım. Anladın mı şimdi beni? Bunu soruyorum. Senin diğerlerinden ayıran özellikler ne? Bütün derdimiz bitmişti. Bir tek benim özelliklerim kalmıştı sanki. Fakat mecburen cevap veriyordum. Devlet görevlisi sonuçta. Ayrıca onu ben çağırdım. Başımdaki belalar yetmiyordu. Bir bela daha sardım. Genç Tevfik abiye çok bela sayılmaz ama olsun. O da insan. Anlatmaya devam ettim. Benim bir tek gluten alerjim var. Bu yönümle bütün çocuklardan ayrılıyorum. Okulda simit veriyorlar. Ben yiyemiyorum. Annem poğaça yapıyor. Ben yiyemiyorum. Babaannem kek yapıyor. Ben yiyemiyorum. Buğdayın en meşhur şeyi buğday. Buğdayı, un ekmeği, çiğ kurabiyesi falan fıstığı ama işte ben hiçbirini tadamıyorum. Benim tek farkım bu yani. Başka bir farkım yok. Sıradanım, çok sıradanım. Kasabada başka gluten alerjisi olan kimse var mı? Sen varsın işte. Sen de benden başka kimse var mı? Onu soruyorum. Ne bileyim ben Tevfik abi, çocuğum ben. Sağlık ocağı mıyım? Ayrıca konumuz buğdaylı. Sen neden taktın bu özelliğime glutenimi? Bak kasabada bir şeyler oluyor. Herkes etkileniyor. Bir tek sana bir şey olmuyor. Herkes abartıyor, saçmalıyor, bir tek sen saçmalamıyorsun. Kimse ciğerleri söylemiyor, bir tek sen söyleyebiliyorsun. Senin diğerlerinden ayıran tek özellik şimdilik gluten alerjinin olması. Elimizdeki tek veri bu. Bunun üzerine gitmeliyiz. Şimdi kasabada başka gluten alerjisi olan insan var mı yok mu? Bunu öğrenmemiz lazım. İğneyle kuyu kazıyorduk ama olsun kurutacaktık kasabayı. Kurtaracaktık kasabayı bu illetten. Kasabada bir sürü hastane açılmıştı. Ama hepsi yeniydi. En eski kasabanın sağlık ocağıydı. Ertesi gün ortaya gittik. Buğdaylı sağlık ocağı tabelasını indirmişler. Yeni buğdaylı hospital yazan tabela koymuşlar. İçerisi sapasağlam oldukları halde çok hasta olduklarını düşünen insanlarla doluydu. Ellerinde poşet poşet ilaçlarla sırada bekliyorlardı. İçi sıkıldığı için antibiyotik kullanan, gözü seyirdiği için ameliyat olmak isteyen, diz kapakların şeklini beğenmediği için estetik yaptırmak isteyen insanlarla doluydu sağlık ocağı. Onlarca hastanın arasından doktora ulaşabildik. Kasabada gluten alerjisi olan kaç insan olduğunu öğrenmek istediğimizi söyledik. Doktor 90 tane belge istedi bir tuşa basmak için. Ama Tevfik abi hepsini halletti. Saatlerin sonunda doktor bilgisayar ekranındaki o tek tuşa bastığında ekranda sadece benim ismim çıktı. Ne yani bu? Dalide bir tek ben mi? Sadece ben miyim? Sadece ben miyim? Başka kimse yok mu? Diye çırpınırken Tevfik abi kahkaha atıyordu. Bu harika bir şey bulduk. Kasabada her ne oluyorsa seni bundan koyan şey gluten alerjin. Çözdük yahu sorunu çözdük. Sorunu çözmedik Tevfik abi. Beni neyin koruduğunu bulduk sadece. Onları ne etkiliyor bunu bulamadık. Sadece kasabalıyı ne etkiliyor peki? Ne bileyim ben Tevfik abi, çocuğum ben Einstein mıyım? Einstein mıyım? Hastaneden çıktığımızda Tevfik abi mutluluktan uçmak üzereydi. Ona göre buraya kadar iyi ilerleme kat etmiştik. Bundan sonrası çözmek kolaydı. Pansiyona doğru yürürken Asım abiyi gördüm. Aa, Asım abi geçiyor. Asım abi ya da Kasım abi beni duymadı beni. Yine duymadı beni. Neyse boş ver. Kim o? Niye sürekli arkasından bağırıyorsun Kasım abi? Kasım abi ya Servet Nikitoğlu'nun oğlu günlerce koşturup duruyor yakalayamadım. Sana kasabada görüşemediğimiz kimse kalmadı demiştim hatırlıyor musun? Sen de kalmadı demiştin. Evet. Kasım abi. Asım abi. Oğlum Kasım mı Asım mı? Her ikisi de. Nasıl her ikisi de? Yani asıl adı Kasım ama herkes ona Asım diyor. Niye? K harfini söyleyemiyor Kasım abi. O yüzden adı Asım.
ki harfini neden söylemiyor? Kasım'da kit oğlu onu. Kit oğlunun ailesinin son feri. Feride son evladı. Bu da K harfini söyleyemiyor. Anlattım ya de bunların sülalesinde hastalık var. Harfleri söyleyemiyorlar diye. Ondan herhalde. Aradığımız bilgi bu Kasım'da ya da Asım'da olabilir. Yürü gidiyoruz. Nereye? Kasım'ı nerede bulacaksak oraya. Kasım Nakitoğlu ya da Asım Nakitoğlu. Her şey bir film şeridi gibi geri sarıldığımda o konuşturmacının içinde hep az Kasım abiyi gördüğümü ama asla sesimi duyuramadığımı fark ettim. Çünkü ikimiz de ayrı yönlere doğru koşuşuyorduk. Ben bağırıyordum, o aksi istikametle koşuşturduğu için beni duyamıyordu. Tabii ki abi haklı olabilirdi. Bu hikayede kilit isim Asım abiydi ya da Kasım abi. Artık her neyse. Onu dün fabrikaya giderken görmüştüm. Yine fabrikada bulabiliriz diye düşündüm. Fabrikaya doğru yola çıktık. Vardığımızda büyük bir kalabalık karşıladı bizi. Müzeyi fabrikanın önünde bir şenlik gibi bir şey vardı. Yerlerde binlerce balon, gökyüzünde havai fişekler, etrafta palyaçolar, etkinlik alanları, bağıranlar, konserler, yiyecek anaları, alanları falan. Ne oluyor burada? Hahu. Yine neden çözüttüler diye sorduk. Müzeye yeni tablo asacakmış. Bunun için şenlik yapıyorlarmış. Zaten artık hep böyleydi. Lüzumlu lüzumsuz her şeyi şenlik yapıyorlardı. Gaz çıkaran bebekleri kutlama şenliğini bile gördü bu gözler. Toplanıp şenlik yapıyorlardı kasabalılar. Yeni tablo asılacaksa bunun için ihtiyaçları olan şey bir çivi ve bir çekiçti. Bu kadar çok insana ne gerek vardı? Ama Tevfik abi gitmek istedi. Kalabalığa doğru yürüdük. Şansımıza Kasım abi de oradaydı. Bir mikrofonun başında geçmiş konuşma yapıyordu. Buğdaylı asabasının sevgili vatandaşları. Büyü büyü dediğimizden bizlere alan bozu değirmenin nasıl bu günlerde geldiğini zaten biliyorsunuz. Babam Servet Neyitoğlu fabrikayı geçen yıl devrettim. Ben de Endi yöntemin boyunca kullandığımız ürün ambalajlarımızı atalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz gibi buğdaylımız içine bugün asacağım. Bu mutlu günümüz yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Konuşması zar zor anladık ama sonrasında alkışlarla kıyamet koptu. K harfini söyleyemediği için tam anlamadık. Altı üstü ürün ambalajı asıyor. Sanki Picasso tablosu yapmış. Deme öyle Tevfik abi, kasabının kaderini değiştiriyor bu ambalajlar. Ne dedin? Ne dedin sen? Deme öyle Tevfik abi, kasabının kaderini değiştiriyor bu ambalajlar dedim. Bu Kasım hangi harfleri söylemiyordu? K. Koy çabuk, biz de gidiyoruz. Son kabartma tozu paketi. Koşa koşa müzeye gittik. Aşağıda kıyamet gibi alkışlayan insanların hiçbiri yukarıya çıkmamıştı. Zaten artık sevinçler, coşkular hep gösterilmekti. Göstermelikti. Kimse gerçekten bir şey sevinmiyordu. Çok da şaşırmadım. Asım abi ya da Kasım abi duvarı tek başına asıyordu tabloyu. Üstünü bir kumaşla kapatmıştı. Bizi arkasında görünce şaşırdım. Merhaba Asım abi ya da Kasım abi. Sonunda yakalayabildik seni. Aç hadi tabloyu görelim. Açayım. Ben bu benim ambalajım. Çok heyecanlıyım. Aylardır bunu kullanıyoruz. Her ne kadar çok severci bir bilsem bu fabrika kurulduğundan beri bu kadar çok ambalaj yapılmadı. Her gün yeni bir set ambalaj bastırdım. Matbaayla fabrika arasında gidip yemekten yoruldum. Asabada milyonlarca abartma tuzu satıldı. Tevfik abiyle ikimiz birbirinde aynı anda çığlık bastık. Ne dedin sen, ne dedin? Asabada milyonlarca abartma tuzu satıldı. Aynı anda tablonun üzerine kumaşı kaldırdı. Tablonun içinde ışıl ışıl bir abartma tozu ambalajı parlıyordu. Tövbeler olsun. Olduğumuz yerde kaldım. Kımıldayamıyordum. Bu nasıl aklıma gelmemiştim. Tevfik abiye sarılıp ağladım. Bütün kasabayı mahveden, hayatımı elimden alan şey buydu. Kızımdaki tolu ki harfini söyleyemediği için yazamıyordu da.
Bu yüzden kabartma tuzu yerine abartma tuzu üretilmişti. Benim dışımdan herkes ama herkes kasabada bu abartma tuzundan tüketmiş. Sonra da işi abartmışlar olanlar olmuş. Şimdi ne yapacağız? Kasım abi. Kasım abi duvara tabloyu astı ve kendi kendine alkışlayarak yanımızdan ayrıldı. Bunu çok şaşırmıyordum zaten. Artık herkes kendi kendine alkışlıyordu. Kasabada herkesin kendi kendine övdüğü, kendi kendine sevdiği bir yere dönüşmüştü. Gözyaşlarımı sildikten sonra Tevfik abiye döndüm. Şimdi ne yapacağız Tevfik abi? Çözeceğiz. Durumu anladık. Artık olanların ne olduğunu biliyoruz. Asılma kasılma artık kimse bu arkadaşça durumu anlatacağız. K harfini söyleyemiyor, yazamıyor. Tamam mı? Bunu anladık. Peki duyabiliyor muyum? Ben konuşsam beni anlayabilir mi? Ben konuşsam beni anlayabilir mi? Anlar herhalde. Ne bileyim ben. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Şansımızı deneyelim. Birlikte Kasım abinin fabrikadaki ofisine gittik. Ama orada yoktu. Sekreteri laboratuvardı dedi. İmalathane dedikleri yer laboratuvar olmuş. Nasıl gitseydin Kasım abi? Kabartma tuzu üretmeye burası sana dar gelmiş. İmalathaneye gittiğimizde bize güvenlik görevlisi karşıladı. Bu meşhur tozun gizemini yıllardır sırlar gibi saklıyor demek ki tuvalları. Zar zor içeriye girebildik. Tevfik abi, ben Pişişler Bakanlığı öküz altında buzağı arama genel müdürlüğü müfettişlerinden Tevfik Kılık Yarar deyince bütün kapılar bir şekilde açılıyordu. Bizi içeriye aldılar. Kasım abi önünde bir sürü deney tüpü kabartma tuzuyla bir şeyler yapıyordu. Belki de özel formülü hazırlıyordum. Tevfik abi acayip havalı bir konuşma yaptı. Sayın Kasım Nakitoğlu, ben Pişişler Bakanlığı öküz altında buzağı arama genel müdürlüğü müfettişlerinden Tevfik Kılık Yarar. Devletimiz adına konuşuyorum. Hazırlanmış olduğunuz kabartma tozu karışımı topluma zarar vermektedir. Bunu derhal son vermenizi ve gerekli düzenlemelerinizi yapmayı istiyorum. Eğer bunu yapmazsanız hakkınızda yasal işlemler başlatılacaktır. Hapşu. Dediği anda Tevfik abinin artık neyi bilinmez ilacı sazlığı masanın ortasında koca bir hapşırık bıraktı. O hapşırığın etkisiyle bütün tozlar, karışımlar birbirine karıştı ve Nikitoğlu'nun yıllardır elindeki tuttukları kabartma tozu formülü buğdaylı tarihinden silindi. Kasım abinin gözleri yuvalarından fırladı. Büyük bir çığlık attı ve yok, tarif yok, dedilerimizin tarifi yok, yok diye bağırıyordu. Tevfik abi kahkahalarla gülmeye başladı. Kasım abiye sarılmış kahkahalar atıyordu. Etrafımızda bir tane normal insan olmadığını yemin edebilecek durumdaydım. Biri ağlıyor, biri gülüyordu. O gürültüde Tevfik abinin sesini duydum. Artık kahkahaları söyleyebiliyorsun. Kasım, şoka girdim. Kabartma tuzu kaybı olduğunda şoka girdim. Şu anda K'leri söyleyebiliyorsun. Aa, hakikaten ya Kasım abi deminden beri yok yok diye bağırıyordu. Abartma tozu ya da kabartma sözü de ortadan kalkmıştı. Ama Kasım abinin de dili düzelmişti. Şimdi ikisi birden biliyordu. Ben de gülmeye başladım. Yeterdi zaten bu kadar ağladım. Ben de insandım. Artık 3 kişiyiz. Kasım abi normale dönmenin sevincini yaşıyordu. Bu vücudundaki abartma tozu etkisi hala sürdüğünde sevincinde abartılı yaşadı tabii. Amuzu kalkmalar, kendi kendine ağlar çekmeler, çifte telle oynamalar, pencereye çıkıp bağırmalar, stadyum okul atmış futbolcu gibi tişörtünü kaldırır ve etrafı koşturmacalar falan hepsini yaptım. Yorulunca sakinleşti. Fırsattan istifade gidip durumu güzelce anlattık. Kısım abicim bak şimdi sana olayları özetliyorum. Nikitoğulların elindeki bu kabartma sözü tarifle sizin ailenin genetik hastalığı yüzünden kasaba halkı yıllarca çile çekmiş. Siz harfleri yazıp söyleyemedikçe zamanlı halk listesinde söyleyememiş. Sen fabrikanın başında geçtiğinde kabartma tozu yerine abartma tozu üretmişsin. Kabartma tozu üreteceğine ki harfini söyleyememişsin ve abartma tozu olmuş. Bütün kasabada bu abartma tozundan tükettiği için insanlar dengeli bir şeyi bırakmadı. Herkes abarttıkça abarttı. Olanlar bu. Tevfik abi çok önemli bir soru sordu Kasım abiye. Zaten genelde önemli sorular soruyordu bazıları. Saçma da oluyordu. Tabii ama olsun o insan. Bugüne kadar sadece harfleri söyleyememiş insanlar dilleri bozulmuş sadece. Davranışlarından bir bozukluk olmamış. Bu kez davranışlarından da bozulmuş. Dilleri bozulmamış. Abartma tuzu tükettiğin insanların ki harfini hala kullanabiliyor. Ama abartıyor. Ne oldu da iş tersine döndü. Kasım abi başını öne eğdi. Ben yaptım. Tarifi değiştirdim. Galiba değiştirirken de biraz fazla abarttım. Bütün olanlar bu. Benim yüzümden oldu. Kötü bir niyetim yoktu. Bunların olacağını bilemezdim. Açıkçası olanları da fark etmedim. Bundan sonra ne yapacağız peki?
Kasım abi gayet kralı bir şekilde yerinden kalktı. Benimle gelin dedi. Peşinden gittik. 2 dakika sonra fabrikanın önündeydik. Fabrikanın kapısında kocaman bir kilit astı. Hayda, abartma tozu. Ay abartma Kasım abi. Yeni bir tarif de üretirsin, üstüne doğru düz kabartma tozu yazar satarsın. Fabrikayı kapatmak da neymiş? İnsanları neden işsiz bırakıyorsun? İçler yıllık izin kullansın. Kasabalı'da bir süre abartma tozu tüketmesin. Piyasadaki abartma tozları yarın bitecek. Her gün yeniden sevkiyat yapıyorduk. Yarın sevkiyat araçları çalışmayacak. Böylece yaptıkları ekmekleri, börekleri, kekleri, çörekleri abartma tozu koymayacaklar. Vücutlarındaki abartma tozu atmaları da birkaç gün sürer. Sonra bekleyeceğiz. Bence her şey normal dönecek. Umarım. Öyle umarım iyi olacağını düşünülmezse böyle bekleyelim. Kasım abi, Tevfik abi ve ben 6 kişiydik. Kasabayı karşı 3 kişiler. Kasım abi ara ara gelirim. Sevinç çığlıkları yazıyor da mı olsun. Tahmin edeceğin gibi o da insan. Buğday da yeni bir güne uyanıyor. Ertesi gün en büyük şoku pastane, diğer pastacılar, fırıncılar işte. Yıllardır kullandıkları kabartma tuzu artık yoktu. Bugüne kadar bir gün kabartma tuzu olmazsa ne yaparız diye düşünmemişlerdi. Ortalık ayağa kalktı. Bir gün öncesinden tükettikleri yüzünden vücutlarında hala abartma etkisi bulunduğundan bu duruma abartan insanlar oldu. Abartma tozu, abartma tozu diye sloganlar atıp fabrikanın önünde eylemler yaptılar. Evlerinde fazladan abartma tozu olanlar bir küçük paketi çok yüksek fiyatlara satmaya kalktılar. Birbirinin elinden abartma tozu çalanlar oldu. 2 gün ortalık birbirine girdi. Sonuçta hepsi bağımlı gibi olmuştu. Kolay kolay vazgeçemiyorlardı. Tevfik abi, Kasım abi ve ben olanları uzaktan izledik. Binirlerimizdeki abartma tozu atmaları 2 gün sürdü. 2 gün saçmaladılar. 3. günün sabah kasaba yeniden güneş doğdu. Buğdaylı uzun zaman sonra ilk kez normal bir sabah uyanıyordu. Kasabalar uyandılar. Ama uyandıklarında bulundukları manzara öyle de çok iç içe değildi. Kapı kapı dolaşıp yardım istediğim günlerdeki gibi Tevfik abiye durumu anlatırken herkesin kapısını tekrar çaldığım gibi bir tur daha yaptım. Kendilerini kaybetmelerini aşama aşama şahit oldum. Bu insanların kendine gelişlerini ve tanık olmak istiyordum. Önce annemin yanışta tanık oldum. Gözünü açtığında yanında maydanozlar öpüyordu. Ay bunlar da ne? Maydanoz? Ne işi var bunların komodininin üstünde? Sen diktin anne, bak geldi. Yerdikler de kabaklarını kes. Kerevizlerin, elmucu ve şerbeti bostların, sebzelerin, meyvelerin hepsini sen yaptın. Ben niye fesleri kurdum anlam. Şu hale bak, kapının önüne fasulye sarmış koltuklara karpuzlar oturuyor. Ne gerek vardı bütün bunlar? İhtiyacım kadar sebzeyi pazardan alırım. Bahçede yetişirim. Bu kucağımdaki de ne? Ben niye su şişesini gezdiriyorum? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Beni kucağında bu kadar taşımadın bu yaşıma kadar. Baban nerede? İşte anne, her zamanki gibi işte. Annem kendi kendine yavaş... Annem kendi yavaş yavaş geliyordu. Ona yardımcı olabilmek için ilk önce çaydanlığa çay koydum. Bir bardak çay iç ve kendine gelenle haftalardır çimen suyu içiyorsun. Ağlamak üzereydi. Bana bakıp ben çok açım yavrum dedi. Günlerdir aç olduğu için kollarını kaldıracak dermanlık kalmamıştı. 4 yumurta kırdım. Kıtlıktan çıkmış gibiydi. Zaten kıtlıktan çıkmıştı. Annem yumurtasını yerken kapı çaldı. Gelen babamdı. Yorgun, bitkin, üzgün ve pişman vaziyette kapıda bekliyordu. Ben ne yaptım? Çalışacağım, daha çok para kazanacağım diye halimin vaktinden çaldım. Seni büyüdüğünü göremedim. Kırımın oğlumun yüzünü unuttum. En son ne zaman sizinle oturup sohbet ettim hatırlamıyorum bile. Çok pişmanım diye kendi kendine yiyip bitiriyordum. Babamı teselli ettim. Hiçbir şey geç değildi. Toplayabiliyorduk. Annemle babam birbirine yabancı gibi bakıyordu. Aylardır görüşemiyorlardı. Epey de değişmişlerdi. Onları baş başa bırakıp babaanneme gittim. Babaannem daha erken kendine gelmişti. Onu bahçedeki inşaat yanının üzerinde ağlarken buldum. Kesti ağaçlar için ağlıyordu. Bahçede ne bir ağaç kalmıştı ne de bir tutam çiçek. Beni görünce kollarını açtı, sarıldı, ağladı. Ben seni çok kırdım mı yavrum dedim. Kendinde değildin. Önemi yok babaanne. Olur o kadar dedim. Bir anda bütün ebeveynlerimin ebeveyni olmuş gibiydim. Babaannemle birlikte pansiyona girdik. İçeride hiç misafir yoktu. Ama sağda solda oturmuş kara kara düşünen çalışanları gördük. Mutfağa girdiğimizde bizi yarım peynir ambalajı, küflenmiş zeytinler, çürümüş sebze meyveler, israf olmuş yiyecekler karşıladı. Ben nasıl bu kadar çok şey aldım bunu? Nasıl bunca şeyi israf ettim? Neden insanları bu kadar çok yiyecek hazırladım? Bir tane yemek neyimize yetmedi?
Şuraya bak, bir alışveriş listesi yapıp dolaba asmışım. Ah ben ne yaptım ya, ben ne yaptım şimdi, nasıl geri getireceğim o ağaçları? Oy Allah'ım, nerede benim küçük sevimli pansiyonum? Babaanneme kara kara düşünürken pansiyonda bıraktım. Vallahi hiç onu oturup düşünemeyecektim. Aylardır kara kara düşünüyordum zaten. Bir sen de giderken yolda öğrettiğimi gördüm. Aylar sonra bana ilk kez gülümsedi, sarıldık. Senin arkadaşlarınla birlikte oynadığımız oyunları, o neşeli derslerimizi çok özledim dedi. Oh be dedim. Sonunda test yok, öğrenerek öğrenebileceğimiz hayatta her şeyin ödev ve ders olmak, ders demek olmadığını anladı öğretmenlerimiz. Kuşa kuşa bilgisayarlara gitti. Bakalım öğretmenimin anladıklarını Ahsen teyzen de anlamış mıydı? Bir masanın başında bütün öğretmenlerini toplamıştı. Yine de her zamanki gibi konuşma yapıyordu ama bu sefer başkaydı. Biz ne yaptık? Biz senin çocukluğunu elinden aldık. Ona o kadar çok yükseldik ki bir yükün altından ezilebileceğini düşünmedik. Bilsen daha bir çocuk, her şeyi biliyor muyuz da birisinin her şeyi bilmesini istedik. Çocuğum haftalardır oyun oynamıyordu, arkadaşlarıyla buluşamadı, sokağa çıkamadım. Neredeyse nefes bile alamadım. Hasan teyzem çok üzgündü herkes gibi. Onları öyle bırakıp dayımlara gittim. Yengem Muhsin, Muhsin diye ağlıyordu. Ne oldu yenge, kovdun ya Muhsin dayımı evden, üstü başı pis diye. Çok pişmanım, çok pişmanım. Şu ellerimin haline bak, çamaşır suyundan yere yapmışım ellerimi. Kocamı eve sokmamışım. Çocuklar nerede yenge? Ay onları kebapta unuttum, ay. Çığlık ata ata banyoya doğru koştu. Anladım ki Fikriye yengem de kendisine gelmişti. Fikriye yengemlerden çıkıp Meral teyzemlere gittim. Yolda benim kasabın önünden geçtim. Dükkanında Veli amcanın sesi geliyordu. Ben şimdi insanların yüzüne nasıl bakacağım? Meral teyzeleri kapıdan baktım. Eşya yığını, alışveriş poşetleri, ambalajları kutuların ortasına oturmuş düşünüyorlardı. Kendime gelmişlerdi. Evet, ama şimdi bunca gereksiz eşya ile ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Tam evden çıkarken mutfakta daha önce görmediğim genç bir adam gördüm sanıyordum. Sabah ablanın internetten burada yaşadıydı. Servet amca, Sevgi teyze, Fehmi abi hepsi kendine gelmişti. Bütün kasabadaki büyük bir uğultu hakimdi. Biz şimdi ne yapacağız sesleri yükseliyordu evlerden. Birbirlerinden yardım da istemiyorlardı. Çünkü insanlar birbirlerinin yüzüne bakamayacak hale gelmişlerdi. Her şeyin düzelmesi zaman alacaktı. Evet, ama en önemli aşamayı atlatmıştık. Artık fabrikadaydım. Farkındalardı. Bir sorunun farkına varırsak ve düzeltmek için gönüllü olursak mutlaka başarırdık. Bunu biliyorum. Tevfik abi de biliyordu. Ama zaten o her şeyi biliyordu. Tevfik abi pansiyonun raporunu yazarken buldum yanımda. Valizi duruyordu. Tevfik abi, yoksa gidiyor musun? Evet, raporu bitirmek üzereyim. Bir an önce götürüp teslim etsem iyi olacak. Hem zaten her şey normale döndü. Her şey normale döndü mü? Nasıl döndü Tevfik abi? Asıl bundan sonrası önemli. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Bulurlar, merak etmeye sorunu bulduk. Çözümü de bulduk ve çözümü uyguladık. Benim görevim buraya kadardı. Bundan sonrası ben karşılamayacağım. Ne yapacaklarını kendileri bulacaklar. Zaten bence ne yapacaklarını biliyorlar. O bilgi onlarda. Çok merak etme. O bilgi onlarda var, merak etme. Bir zamanlar her şey güzeldi. Eskisi gibi yaşamak istiyorlarsa eskiden ne yapıyorlarsa onu yapacaklar. Ama abartmadan. Seni çok alıştım ben Tevfik abi ya. Biliyor musun, ben de öyle. Harika bir iş çıkarttın. Senin gibi bir oğlum olmasını çok isterdim. Bütün bir kasabayı tek başına, o kocaman yüreğini... Durun, abartmayın, saçmalamayın, normal davranın. Dedim ve insanları kurtardın. Sen olmasaydın bu olay kim bilir nerelere gidecekti. Bence günün birinde herkes sana teşekkür edecek ama bugün ben sana olanların adına teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim ufaklık. Hapşu, ne oldu yine? Bir şey yok, senin yerine hapşırırım ufaklık diyenlere alerjim var diye ne o bakımdan. Güldük, birbirimize sarıldık ve vedalaştık. Pansiyondan ayrılırken babaannem Tevfik abinin ödeme almadı. Aşağı Buğdaylı kasabası. Bu satırları aşağı Buğdaylı'dan yazıyorum. Tevfik abi gittikten sonra kasabalı hayatta yeniden başladım. Önce bir veliyle barıştılar. Uzlaşabilmek ve kasabayı yeniden yaşanabilir hale getirmek için önce barışmak gerekiyordu. Herkes birbirleriyle kafa kafaya verdiği, uzun uzun konuştuğu, çare aradığı toplantılar yaptılar. Buğdaylı'yı eski haline getirmek istiyorlardı. Ama bunu yapmak artık zordu.
Çok zordu. Kasaba o kadar değişmiş ki eski haline getirmek yıllarımı aldı. Sonuçta yıkmak ve bozmak zordu. Ama yıkıp yaktığın yeniden inşa etmek o kadar da kolay değildi. Onlara bir fikir verdim. Buğdaylı da böylece bırakacaktık olduğu gibi. Hiç dokunmadan yaktığımız, yıktığımız, bozduğumuz, kirlettiğimiz gibi. Ve burayı bir utanç kasabası yapacaktık. Ne zaman ki aramızdan biri abartmaya kalkarsa eski buğday diye götürecek, şöyle bir gezdirecektik. Hem başka kasabalardan insanları da burayı davet eder, gelip görmelerini, abartmanın nasıl kötü sonuçlar gördüğünü görmüş olurduk. Biz bu konuda Tevfik abi kesinlikle yardımcı olurdu. Dediğimi yaptılar. Atalarımız gibi yeniden göç ettik. Kasabaya çok uzak olmayan bir alanı aşağı buğdayda kurduk ve evlerimizi yeniden yaptık. Hep birlikte birbirimizden güç alarak iş yerlerimizi, okulumuzu, hastanemizi yeniden yaptık. Her bulduğumuz boşluğa ağaç diktik, kuşları hemen yeri geldi. Veli amca yine kasap dükkanı açtı. Adını hepimizin kasap koyuyordu ki abartma Veli diye önümden geçtiler ve yine bizim kasap oldum. Servet ve kısımdaki Toğlu yeni imalathaneler açtılar. Bu kez mayı ürettiler. Hamurlarımız, ekmeklerimiz yeniden kabarıyor. Ve çok şükür ki kimse abartmıyor. Annem dengeli beslenmeden karar aldı. Sebze de yiyor, mantı da yiyor. Yürüyüş yapıyor ama oturuyor da. Su içiyor ama kucağında gezdirmiyor. Babam işe gidiyor ama vaktinde eve geliyor. Eskisi gibi sohbet edebilen, birbirleriyle ilgilenen bir aileyiz. Babaannem burada da bir pansiyon açtı. Küçük bir birkaç odalı. Eskisi gibi neşeli neşeli dolaşıyor bahçesinde odalarında. Sever abi ile Fehmi abi nişanlandılar. Biri sürekli internetten alışveriş yapıyor ve diğeri internetten oyun oynuyordu. Eskiden internette değildi. Parkta karşılaşmışlardı. Seviyorlar birbirlerini. Nişanda nişan kurdelesini sevgi teyze kesti. Çocuklar birbirinizi çok sevin ama boğmayın. Birlikte birbirinize özgürlük alın tanıyın dedi. O konuşurken eski hali aklıma geldi. Neyse o halinin hali öyle yahu. Okulda her şey çok yolunda. Okula gidiyor, ders yapıyor, oyun oynuyoruz. Teneffüste de eğlenceli, derslerde sıkıntı yok. Önce iyi insan olmamızı istiyorlar öğretmenlerimiz. Önce iyi, anlayışlı, güvenilir, saygılı insanlar olun. Sonra meslek seçersiniz. Bunlara her şeyden önemli diyorlar. Okuldan sonra kuzenimle ve arkadaşımla buluşup oyun oynuyoruz. En çok bilsenle satranç oynamayı seviyorum. Anında şahmat ve Tevfik abim ardından ziyaretimize geliyor. Aşağı Budaylı'nın havası Tevfik abiye çok iyi geldi. Mucizevi bir şekilde burası alerji azalıyor. Emekli olduğunda aşağı buğdaylıya yerleştiğini söylüyor. O gününü sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçi emekliliğini daha çok veremem olsun. O da insan.